Adet düzensizliği olan hanım birinci adetten sonra temizlik süresinin 13. gününde tekrar adet görürse bu hayızın 13, 14, 15. günü mazeret mis sayılır. 16 günden sonrası mazeret sayılır. Evet, doğru kardeşimizin tespiti. Bildiğimiz gibi tuhur günlerinin en az 15 gün olması gerekiyor. Eğer 15 günden aza düşerse, yani diyelim 10 gün arayla, 12 gün arayla bir hanımefendi adet görmeye başlarsa, tuhur günleri, temizlik günleri 15 günden az da düşerse özür kanına dönüşüyor. Yani en az 15 gün olması gerekiyor temizlik günlerinin. Diğeri 15'e tamamlayacak şekilde özürlü sayılıyor. 15 günü geçtikten sonra asıl adet günleri tabii ki devam etmiş olabiliyor. Bununla ilgili olarak özellikle Fatıma binti Ebu Hubeyş en çok hanımlar arasında özür sahibi olan bir bayanmış. Kadına hastalıkları var herhalde. Allah Resulüne o şöyle bir soru sormuş. Ya Resulallah demiş, İnni la turu, ben bir türlü temizlenemiyorum demiş. Yani kan kesilmiyor. Efe de o salate, namazı, sürekli namazım terk edeyim mi demiş. Hiç mi namaz kılmayayım? Aylarca demiş. Kan sızıntısı devam ediyor. Adet hali gibi durumum devam ediyor. Resulullah şöyle buyuruyor. İnnemâ derki irkun. Bu bir damardır diyor Peygamberimiz. Yani hastalık yapan, kanın gelmesine sebep olan bir rahatsızlıktır bu. Adet hali değildir yani. Veleyse bir haydeti, hayız hali değildir diyor Peygamberimiz. Sana tavsiyem şudur diyor. Feyda ekberetil haydatta, hali olduğu zaman, yani tecrübene göre daha önceki aylarda hangi günlerde adet oluyorsan, ayın diyelim 20, 24 ile 30 arasında, ayın son 5 günü ya da 6 günü sağlıklı olduğu zamanlarda adet görüyorsa tecrübesine göre, o günlerde fetruki es-salate, namazı bırak diyor Peygamberimiz. Tecrübene göre olan temizlik günlerinde namazı, adetli günlerinde namazı bırak. Feyda dehebe kadruha, adet günlerin kadar günler geçince, işte 6 gün diyelim geçince, fagsili anki, deme, kanı gider, boy abdesti al ve salli, namaz kıl. Ondan sonra 24 gün süreyle namaz kıl. Adet hali gibi kan geldiği halde o günlerde özürlü olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor Fatıma Ebu Beyş'e. Yani her namaz vakti girdikçe abdest alarak namaza devam eder. Ancak adet gördüğü daha önceki aylardaki tecrübesine göre o günlerde namazı bırakmasını tavsiye ediyor. Bu hadis-i şerifte Buhari hayz 8, vudu 63, Müslim hayz 62, Ebu Davud Tahare 108 nolu hadis. Yine kütüb-i sittenin en az 3 tanesinde zikredilen sahih hadislerdendir. Aşağı yukarı hanımların adet ve özürlü sayılabilecekleri durumlarla ilgili en sağlam delil de bu hadis-i şeriftir. Yani Fatıma binti Ebu Beyş'in sorusu üzerine Peygamberimizin verdiği cevap sahabe hanımlar arasında uygulamada esas alınmış ve günümüze kadar mezheplerde bunu devam ettirmiş.